Kadınların ekonomik faaliyetlere bağlı üretime destek vermelerini sağlamak adına çok sayıda projeye hayat veren Şehit Kamil Belediyesi, İşkur'la ortaklaşa önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. Şehit Kamil ilçe sınırları içerisine ikamet eden 782 kadın cihaz ürünleri hazırlama, iğne oyası, dekoratif ahşap süsleme, kadın giysileri dikme, saç bakımı ve yapımı ile animasyon kurslarında eğitim görecek. Hanım kardeşlerimizin iş gücü piyasasına katılmasına destek sağlamak adına bir proje başlatılmıştı. Şehit Kamil Belediyesi olarak biz de 36 eğitim merkezimizde 10 ayrı branşta 973 bayan kardeşimiz bu değişik branşlarda eğitim alacak. Açıklamalarda bulunan Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, projenin kendisini yetiştirmek isteyen kadınlar için önemli bir fırsat olduğunu dile getirdi. Tabii normal şartlarda bir yerde eğitim alırken üste para veriliyor ama burada tam tersi, eğitim alan hanım kardeşlerimiz üste yevmiye alacaklar. Bu konuda İşkur'un yapmış olduğu bu çalışmayla her bir kardeşimize günlük 25 TL yevmiye verilecek. Bunlar eğitim süreleri ne kadarsa o çerçeve içerisinde, diyelim ki onun modülü 3 aylık bir eğitim, 3 aylık bu parayı alacak. 4 aylıksa 4 aylık, 2 aylıksa 2 aylık. Bunların içerisindeki branşlar özellikle hanım kardeşlerimizin kendi aile ekonomilerine katkı sağlamak adına ve bir meslek öğrenmek adına yapılan faaliyetler. Zaten Şehit Kamil Belediyesi olarak biz kurulduğu günden bu yana, özellikle de son 10 yılda mesleki faaliyetleri devam ettirip bunları da ihtisaslaşma noktasına getirmiştik. Bu konuda İşkur'un bu şekildeki projesi de ayrı bir destek oldu. Bunlara daha önceden toplum yararına çalışmış olan kardeşlerimizin girmesi söz konusu değil. Daha önce sertifika almış bir arkadaşımızın girmesi söz konusu değil. Gerçek manada sıfırdan eğitim alıp kendini yetiştirmek isteyen hanım kardeşlerimiz için geçerli. Şu anda 973 tane bayan kardeşimiz bu eğitimi devam ettiriyor ve İşkur vasıtasıyla da yevmiyelerini alıyor. Unutulmaya yüz tutmuş meslekler ve geleceğin mesleklerine yönelik branşlara eğitim verildiğini kaydeden İşkur Gaziantep İl Müdürü Sıraç Ekin ise şöyle konuştu. Bizler Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü olarak, İl Müdürlüğü olarak yerel yönetimlerle ilgili meslek edindirme kurslarımızın en önemli kısımlarından 10 tanesini bugün Şehit Kamil Belediye Başkanlığımız ve Başkanımızla beraber protokolü imzalamış bulunmaktayız. Bu 10 meslek dalında yapmış olduğumuz bu protokol içerisinde unutulmayı tutmuş meslekler var. Geleceğin meslekleri var. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında başlatılan 100 günlük eylem planı içerisinde yer alan unutulmuş mesleklerin de icra edilmesi, hayata geçirilmesine ilişkin meslekler var. Bu mesleklerin icrası, ifası ve protokolün imzası sonrasında toplamda 973 tane kursiyerimizi meslek edinirme kursuna tabi tutarak hem günlük ücretlerini İşkur bütçesinden ödenecek hem de genel sağlık sigortası kapsamına alınacak. Dolayısıyla bizler İşkur ve Şehit Kamil Belediye Başkanlığı ortaklaşa ve işbirliği içerisinde hem insanımızı, vatandaşımızı eğiteceğiz, bilgilendireceğiz. Hem onlara sosyal mekanlarımızda misafir edeceğiz. Çok usta eğiticiler nezaretinde onlara eğitmiş olacağız. Meslek edindireceğiz. Başkanım, buyurun.